Günaydın arkadaşlar. Şimdi biriniz şöyle bir pazar yerine gitse ya da Kızılay'da bakanlıkların önünde neyse bir yerde herhangi bir vatandaşı çevirip sorsanız veyahut bir araştırma kuruluşu bir anket yapsa Türkiye'nin ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorulduğu zaman %70-80 ekonomi çıkıyor, işsizlik çıkıyor, hayat pahalılığı çıkıyor. İşte pazar yerinin kapısında bekleseniz boş, içinde böyle ufak tefek şeyler bulunan, çantalarla çıkan emeklileri görürsünüz. Yani Türkiye'nin gündemi, görüntüsü bu. Fakat bu görüntü tabii çok yakıcı bir görüntüdür. Demirel'in ifadesiyle mutfağın, pazar yerinin, hayat pahalılığının yıkmayacağı bir iktidar yoktur. Bunu bildikleri için Türkiye'nin gündeminde hükümet, işte ortakları ve işte bunların gazeteleri, televizyonlarında gördüğünüz şeylere bir bakın, gündemlere. Şimdi tekrar gezi olayları, işte gezicilere 3 kere beraat etmiş gezicilere verilen ağırlaştırmış müebbet hapisleri, Kaftancıoğlu'na getirilen işte hapis cezasının onanması, siyasi yasak, efendim terör, şehitler, yeniden operasyon, işte Kuzey Irak'tan sonra Suriye'ye operasyon, HDP'yi kapatma, NATO'yu yıkacağız, kapatacağız, edeceğiz filan palavraları Bahçeli'nin, Abdülhamit Han'a nasıl laf uzatırsınız, şey dersiniz, Abdülhamit Han'la ilgili konular. Efendim 2053-2071 hedefleri, uzaya Türk vatandaşı göndermek gibi konular bu. Konuşulan, tartışılan konular bu. Oysa çarşı, pazar görüyorsunuz, geçim, yaşam şartları, bakkal, market, mutfak, bunlar yanıyor. Şimdi Bahçeli Efendi diyor ki Türkiye sevdamızın ödün vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan, mutfağına dinamit koyan, şikayetlerin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını incelemek zorundayız. Türkiye'yi ekonomik olarak zora sokan, alım gücünü zayıflatan planın geri planında mihraklar vardır. Ve açıkça meydandadır. FETÖ, işte şunlar bunlar. Yani bunların hiçbir hatası olmamış, işte enflasyon artmamış, ekonomiyi batırmamışlar, faiz mayıs işlerini karma karışık yapmamışlar, çok güzel yönetmişler de bu mihraklar Türkiye'deki enflasyonu arttırıyor, mutfaktaki yangını çıkarıyor. Değerli arkadaşlar, yani bir şekilde Türkiye'ye baktığınız zaman irrasyonalite, yani bunlar nerede geziyor? Yani bu Bahçeli, yani gerçekten Türkiye'de mi hükümet ortağı, Türkiye'de mi bir partinin genel başkanı falan dersin. Bunların aklı dengeleri, muvazeneleri gerçekten yerinde mi falan diye. Ben psikiyatri uzmanıyım arkadaşlar. Ha, yerinde. Bunların böyle deli gibi görünmeleri doğru değil. Yani bunlar deli numarası yapıyorlar. Yani ya cezai sorumluluktan kurtulmak için ya da bir strateji, taktik olarak bunu yapıyorlar. Yani bu şekilde davranarak milleti aslında enayi yerine koyuyorlar. Belki de kendi kendilerini kandırıyorlar. Sanıyorlar ki biz işte uzay, sabahtan akşama kadar uzay programları anlatırız. Devlet televizyonlarda, diğer televizyonlarda. İşte bir vatandaş seçtik, uzaya gidiyoruz. Ay'a sert ineceğiz, yumuşak ineceğiz. Nedir farkını da bilemedim. Sert iniş nasıl oluyor, bir anlayan var mı bilmiyorum. Bunları konuşacağız ve bu pazar yerine gidip eli boş dönen kadının, işte 60 yaşında emekli dul kadını kandırıp tekrar oyunu alacağız sanıyorlar. Bu şekilde kendilerini kandırıyorlar. Bilemiyorum. Ya da gerçekten bunlar bunu yani deli numarası, yani benim söyleyeceğim bir şey, çünkü iş kendilerine geldikleri zaman, tam da nasırlarına bastığınız zaman öyle aklı başında tepkiler veriyorlar ki. Mesela dün Sayın Genel Başkanımız bunlara nasırlarına bastı. İşte siz filan vakıflar aracılığıyla dışarıya para gönderiyorsunuz. Önce sordu vakıflara, bu paraları nereden buldunuz? Bir bakıyorsunuz Ensar Vakfı Mayıs ayında 30 milyon dolar göndermiş Amerika'daki vakfa. Biz ay sonra öbür vakıf, işte TÜRGEF 50 milyon dolar. Siz vakıflar, işte kurucuları, yöneticileri falan bakıyorsun, bunlar çok zengin insanlar mı?
Mesela Fatma Nur Altun, Türkiye Vakfı'nın yönetim kurulu. Kim bu? Bu hanımefendi Fahrettin Altun'un eşi. Bu bir yerde bir öğretim üyesi. Ne? Ondan sonra Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu, çift maaşlı, üç maaşlılardan bir tanesi. Bu vakfın da yönetim kurulu üyesi. Yani bu maaşlarından mı gönderiyor Fatma Altun 50 milyon dolar? Gönderemez. Dolayısıyla Fahrettin Altun çıkıyor. Tamam mı? O da birkaç yerden birkaç maaş alıyor. Çıkıyor. Büyük bir şey yapıyor. Bunlar hain. Bunlar FETÖ'cü. Bunlar işte tam da Türkiye uzaya adam gönderecekken böyle şeyler yapıyorlar. İşte Cumhurbaşkanımızın önünü kesmeye çalışıyorlar. Bunlar korkak. Kaçtılar 15 Temmuz'da. Ne yapacaktı? CHP Genel Başkanı Türk şeye indi arkadaşlar. 15 Temmuz olayları patladığı zaman havadaydı. AKP'li bakan da vardı. Aynı uçakta. Atatürk Havaalanı'na indi. Ne yapacaktı? Yani silahı da yok. Ne yapacaktı? Korumasının silahını kapıp tanklara doğru ateş mi edecek? Ne yapacaktı yani? Gitti bir yerde olayları izledi. Ne yaptı? Ne yapacaktı? Yani? Bunu büyük bir olay olarak kaçtılar falan diye gösteriyor. Niye? Niye Fahrettin bu ciyaklıyor? Niye yapıyor bütün bunlar? Çünkü bir projektör, Sayın Genel Başkan projektörü kendi ailesinin üzerine tuttu. Suç üstü yaptı bunlara. Milyon dolarlar. Nereden geldi? Hadi nereye gitti? Ne yapıyorlar? Orada işte yer mal ediniyorlar, mülk ediyorlar, kaçacaklar, oraya gidecekler. Bunlar senaryo. Bir tarafa bırakalım. Bu parayı nereden buldular? Türkiye Vakfı Sayın Fatma Nur Altun 50 milyon doları nereden buldu da gönderdi? Milyon dolar. Bunlar sizin paranız, bizim paramız, bu milletin paraları. Çalarak, basarak söylüyorum. Çaldılar bu paraları, belediyelerden kapattılar. Onun için İstanbul'da kıyameti koparıyorlar. Yani Canan Kaftancıoğlu'na yasaklar, şunlar bunlar, Ekrem İmamoğlu'nun peşinde koşmalar bu sebepten dolayıdır. Çünkü en büyük parayı İstanbul Belediyesi İBB üzerinden aktarıyorlardı değerli arkadaşlar. Şimdi bunlar burada bağırıp dursunlar ama hiçbir şekilde mızrak çuvala sığmıyor. Her şey açık net bir şekilde görülüyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugünü eskiden şöyle seçim kazanırdı yani. Yaptıklarını anlatırdı filan. Şimdi yaptıklarını filan anlata defalarca anlattı. Somun civata iyice aşındı artık tutmuyor. Onun yerine uzak hedefler. Bunu çok böyle iflas edenler yaparlar bunu. Yani iflas eden liderler yapar. Uzak hedefler gösteriyorlar. 2053 hedefleri. Bu da çok çok tanımlanmış hedefler değil. 2053'te nereyi fethedeceğiz bilmiyorum ya. Yani bir yer fethedeceğiz 2053'te. Belki de uzayda bir yerdir orası. Onu gösteriyor. Ya aciz. Aciz. Çocuğa mama alamadık, süt alamadık. Tamam, et alamıyoruz. Boş verin kardeşim. 2053'te ganimet bir şey gelecek. 2053 olmadı mı? 2071 bekleyin. Uzak hedefler. Düşmanı da uzak düşmanlar gösteriyorlardı. Zayıf ve uzak düşmanlar gösteriyorlar. Bu şekilde milleti kandıracaklar ve milletin midesindeki açlıktan gelen o sesi bastıracaklarını düşünüyorlar. Bu mümkün değil değerli arkadaşlar. Bakın 2023 hedefleri ortaya koymuşlardı. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 2023 hedefi. Gayri safi milli hasıla 2 trilyon olacaktı. Kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacaktı. 500 milyar dolarlık ihracat olacaktı. İşsizlik %5'e düşecek. Bugünkü rakamlar, kısaca söyleyelim, rakama boğmuyoruz. 2 milyar dolar 2023'e girmek üzereyiz. 2 trilyon dolarlık gayri safi yurt dışısıyla bir tarafa bırakalım. 803 milyar dolar. Kişi başına milli gelir 25 bin demişlerdi. 9500. 500 milyarlık ihracat demişlerdi. Yarısı bile olmamış. 225. O %5 işsizlik demişlerdi. %11,5. Dolayısıyla 2023 hedefleri ile ilgili bir şey söylemiyor. 2023'te bu rakamlar ne olacak? 2023'te gerçekten şimdi 2022'nin ortalarında bu rakamlar böyle bir şey söyle. 2023'te hangi rakam? Enflasyon ne olacak mesela? Sürekli şekilde Merkez Bankası 2 ayda bir enflasyon hedeflerini revize ediyor. En son %60'a, %57,5'a revize etti yani. %43 falan yapmıştı bir ay evvel. Şimdi %57,5'a sürekli şekilde gidiyor. Hiperenflasyon, sürdürülebilir falan değil. Kontrolü bütünüyle kaybetmişler değerli arkadaşlar. Bunun
sorumluları bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi ve ona destek veren tabii Bahçeli'dir. MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Ve en temel problem de uygulamış oldukları sistem. Değerli arkadaşlarım, siz benzinli, arabanız benzinliyse, böyle bir araba kullanıyorsanız, petrol istasyonuna yanaştığınız zaman benzin alacaksınız. Eğer mazot doldurursanız bir süre sonra gider araba durur. İflas eder, bütün sistemlerini bozarsanız gider araba. Pert bile olabilir yani. Motoru da yakarsınız, şeyi de yakarsınız gider. O araba, araba olmaktan çıkar. Bir kere konulunca belki de aylarca bir uğraşılarak, bir temizlenerek falan düzeltilebilir ama iki kere, üç kere koyduğunuz bu araba gider. Şimdi bunlar biz piyasa ekonomisi uyguluyoruz diyorlar. Serbest piyasa ekonomisi diyorlar. Dünya finans sisteminin içindeyiz. Para sisteminin içindeyiz. Asla ve bunların dışında çıkmıyoruz diyorlar. Bu sistemin kendi içindeki rasyonaliteleri vardır. Bu rasyonalitelere uyarsınız, bu sistemin içinde kalmaktır. Eğer uymazsanız kalamazsınız değerli arkadaşlar. Bunların icat etmiş oldukları araçlar, gereçler, dövizi falan tutmak için icat ettikleri araçlar, gereçlerin hiçbiri işler araçlar değildir ve benzinli arabaya da uygun değildir. Cumhurbaşkanının o sistemin içinde benzinli arabanın üzerinde çıkardığı işte Erdoğanizm dedikleri tez yanlıştır. Ya faize karşıysanız kaldırın. Geçin mazotlu arabaya. Hatta atın arabaya atın ya. Başka bir araçla gezin. O arabalarla geziyorsanız benzin koymak zorundasınız. Koymayınca araba duruyor. Türkiye'de araba durmuştur. Bütünüyle durmuştur Türkiye'deki araba. Şimdi kur korumalı mevduat diye bir şey çıkardılar ve Türkiye'de en büyük yalanı tarihinde, siyaset tarihinde söylememiş yalanı söylüyorlar. Ve kendilerini, milleti kandırarak o yalanı söylüyorlar. Ne demişlerdi? Efendim biz faizi düşük tutacağız, dolayısıyla enflasyonu kontrol edeceğiz. Faizi %14'le çektiler, enflasyon, resmi enflasyon %70 oldu değerli arkadaşlar. Bu tüketici fiyatları, üretici fiyatları %120 oldu. Ki bağımsız araştırıcıların ortaya koydukları enflasyon bunun iki misli durumundadır. Bunlar yürümemiş. Yürüyeceğine dair de, düzeleceğine dair de hiçbir şey yok. Böyle bir ortamda dövizi kontrol edeceğim diye gidiyorsunuz kur korumalı. Neymiş kur korumalı? İşte kurdaki şeyler, farkları vereceğim. Vergi de almayacağım diyorsunuz. Ve faizi %14'e indirip millete bu yalanı söylüyorsunuz. Üstelik de Cenab-ı Hakk'ı Allah'a da karıştırıyorsunuz, kitabı da karıştırıyorsunuz. Nas böyledir diyor. Faiz haram olduğu için biz böyle yapıyoruz diyor. %14 niye haram değil? O da ayrı bir konu. Ama sizin ödediğiniz faiz 3 ayda %103 faiz ödediniz. %103 değerli arkadaşlarım. Tefeci faiziyle para bulmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin güvenilirliği diye bir şey kalmadı. Yani bu lafları ediyorlar, uzaya Türk gönderecekler ama Türkiye'nin güvenilirliği diye bir şey kalmadı. Güvenilirliği CDS, yani güvenilirliği Türkiye'nin kredi finansla ilgili güvenilirliği gösteren rakam görülmemiş bir şekilde 700'leri aşmış durumda. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani Türkiye para bulamıyor. Şöyle ifade edeyim. Yani herhangi bir ülke %2 ile dünya piyasalarında para bulurken Türkiye %8 ile 9 ile 10 ile para bulamıyor değerli arkadaşlarım. Kimse işte swap filanla onu da yapmak istemiyor. Bir taraftan işte Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinde koşuyorlar. Türkiye'nin onurunu 5 paralık ediyorlar. Türkiye'de cinayet işleniyor. O dosyaya onlara teslim ediyorlar para gelecek diye. O paralar da gelmiş değil. Bu sürdürülemez. Bir an evvel gitmeleri gerekiyor. Size bir şey söyleyeyim sözü uzatmadan. Türkiye, bunlar gidiyorlar. Bunun başka çaresi yok. Ha bir takım laflar var. Efendim bu Tayyip Erdoğan gitmez. Asla şey yapamaz. İşte direnir, şunu yapar, bunu yapar. Bunlar hikaye. Yani hele seçimi kazanır gider. İstanbul ne demişti? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeden. Türkiye'yi kaybettiğini kendisi biliyor. Gidecek yani, bunun başka yolu yok. Ama seçimle gidecek, ama sandıkla gidecek. Yok efendim, hele bir kazanalım da gitmesin. Hele bir seçim sihirlesi yapmaya kalksın bakalım. Öyle bir şey yapmana mümkün değil. Bunlar uzak düşmanlara bağırırlar, çağırırlar. Yakınlara bir şey diyemezler. Çünkü aynı zamanda korkaktırlar bunlar. Niye korkaktırlar biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü kaybedecekleri çok şeyler var.
Bunlar parayı çok seviyorlar. Aynen kuluçkaya yatmış tavuk gibi paralarına, o civcivlerine karışanlara saldırır. Bunlar paralarına saldırır. Öyle yapamazlar ben. Yakın düşman filan da demez. Uzaktan düşmanlar vardır. Onlara bağırırlar, çağırırlar. Bunlar gidiyorlar. Bunlar giderken Türkiye'nin bir numaralı sorunu Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin gidip gitmemesi, işte gitmemek için Türkiye'yi karıştırır. Öyle bir şey yapmaz, yapamaz. Ama Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bir sorunu var. O da muhalefet lideri, muhalefetteki bir partinin genel başkanı olmaya alışması. Bunu sağlamamız gerekiyor. Ben diğer söylenenlerin hiçbirine katılmıyorum ama Erdoğan'ın muhalefette duramayacağı, bu doğru. Erdoğan iktidarda, muhalefette duramaz, muhalefet şeyini yapamaz. Buna alıştırmamız gerekiyor, bunu anlatmamız gerekiyor. Ben şahsen bir psikiyatri uzmanı olarak Sayın Erdoğan'a böyle bir hizmet vermeye hazırım. Genel başkanından izin alacağım. Sayın Erdoğan'ı muhalefet lideri, yani normal bir şekilde seçim kaybeder. Demokratik ülkelerde bir şey seçim kaybeder, ondan sonra sokakta gezer. Geçmişte olmuştur yani. Yani seçim kaybetmiş insanlar Türkiye'de yaşamaya, gezmeye devam etmişlerdir. Sayın Erdoğan'a bunu alıştırmamız gerekiyor. Bunu anlatmamız gerekiyor. Toplumu da buna hazırlamamız gerekiyor. En temel problemimiz bu. Sayın Erdoğan, ne güzel bir şey değil mi? Seçimi kaybediyorsunuz. 20 senede ülkeyi yönetiyorsunuz. İyisiyle kötüsüyle seçimi kaybediyorsunuz ve gene sokakta geziyorsunuz. Camiye yürüyerek gidiyorsunuz. Pazara gidiyorsunuz. Buna alıştırmamız gerekiyor. Türkiye'ye bir hizmet etmek isteyen varsa buna alışsın. Ben bu işi üstlenmeye varım, yani kendi vardı mutlaka psikiyatristleri, psikologları filan, ama burada bir destek alması gerekiyor Sayın Erdoğan'ın. Çünkü gidiyorlar. Başka bir şey yok arkadaşlar yani. Türkiye bunu sağlaması gerekiyor. Türkiye'nin en temel problemi iktidar muhalefeti, bürokrasisi, iş dünyası bütünüyle bir araya gelecek, normal bir şekilde hiçbir problem sıkıntı olmadan demokratik yollarla bu iktidarı gönderecek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçim kaybetmiş bir lider olarak normal bir şekilde kendi ülkesinde rahat yaşamasına alıştıracak. Bunun mümkün olduğunu göstereceğiz. Bu Türkiye'nin normalleşmesidir değerli arkadaşlar. Bunu inşallah hep beraber sağlayacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Soru yok.